Selamlar değerli arkadaşlar. Salı günündeyiz. Piyasaları ve ekonomideki gelişmeleri yine hep birlikte değerlendireceğiz. Tabi günün önemli olayı Ukrayna'nın Rusya'yı füzeyle vurması oldu. Tabi Putin'in de nükleer doktrinini güncellemesi. Ama sürpriz değildi. Eylül ayında Putin zaten bu konuda bir taahhütte bulunmuştu. Buna uygun bir yaklaşım karşımızda. Ukrayna'nın yaptığı ne peki? Buradan bir sonuç çıkmayacağı ve günlük e, piyasa hareketleri dışında bir yere varmayacağı belli. Trump seçildikten sonra zaten niyetini belli etti hem Orta Doğu'da hem Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı. Dolayısıyla Biden yönetimi giderayak Zelenski ile birlikte piyasalara son bir e, nasıl söyleyelim e, etki edecek hamle yaptılar diyebiliriz. Ne Ukrayna'nın bundan sonraki süreçte e, gücü Rusya ile baş etmeye yeter ne de Amerika'nın niyeti bundan sonraki süreçte Ukrayna'ya Biden döneminde olduğu gibi desteğini sürdürmek olacak. olacak. Avrupa'da yine zaten Rusya'yla görüşme uzlaşma yollarını aramaya başlamıştı. Dolayısıyla hem altına hem gümüşe baktığımızda hem de dünya piyasalarına baktığımızda buradan çok da aman aman etkilenen bir yapı olmadığını görüyoruz. Ha biz de varsa İstanbul tabii ki dünyanın geri kalanından çok daha fazla etkileniyor. Burada bunu değerlendirirken biraz şöyle bakmak lazım piyasa mazeretini yaratır ve bir haber akışı her şeyi değiştirir diyoruz ya bu teknik olarak da işi biraz kitabına uydurma, belli teknik formasyonları yerine getirme çabası için bir mazeret teşkil etti. Onun dışında bir durum söz konusu değil. Onu ifade etmiş olalım. Bunun yanında tabii ki Türkiye'de piyasalarla alakalı dolarda bir hareketlenme görüyorsunuz. Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor Perşembe günü. Tabii ki Pas geçmesi muhtemel ama vereceği mesajların tonu önemli. Güvercin mesajlar vermesi e, bekleniyor. Bu da tabii ki e, TL üzerinde bir baskı yaratıyor. Özellikle bu carry trade vesilesiyle e, Türkiye'den para kazananlar açısından bu manada satış baskısı olduğunu TL üzerinde gözlemliyoruz, izleyeceğiz. E, piyasalar elbette ki birçok parametreyle hareket ediyor. Ama önümüzdeki tablo şunu gösteriyor. Bir miktar daha... Bu sene içerisinde dolar tl yukarı gidecek. Bunu göreceğiz. Belki faiz indirimiyle aralıkta gerçekleşecek. Belki Merkez Bankası'nın vereceği güvercin mesajlarla bu trendi göreceğiz. Bunun yanında bu faizden para kazanmanın yerini bir süreliğine borsadan para kazanma alacak. En azından kısa vadeli gelen için. Kur seviyesi tabii ki burada oynaklık açısından belirleyici olmaya devam edecek ama kurda benim asıl beklentim 2025'te ilk çeyreğin belli bölümünden itibaren oluşabilir. Onu hep birlikte tabii ki süreçler önümüzde oldukça izleyeceğiz. Ama borsadaki bu hareket farkındayım korkutucu küçük yatırımcı açısından. Bunun temel sebebi borsa bugün olan bu hareketin bugün olması değil ya da bugünkü düşüşler değil. Daha doğru tabirle aylardır bezdirme piyasası olması. Bu yükselişler başladığında hatırlayınız 8500-600'lerden itibaren bir yükseliş trendine girdiğimizi ifade etmiştik. Yukarı giderken de sizin çok fazla bunu algılamanızı istemeyecekler ve e, fark ettirmeden bazı günler oynaklıklar yaratarak düşüşler göstererek düzeltmelerle ilerleyeceğini konuşmuştuk ve benzer bir tablo halinde ilerliyor. Temel sebep şu e, düşürürken kaybettirdiler yükselirken de kazandırmadan belli bir noktaya kadar en azından kazandırmadan ve en son aşamada kendi karlarını realize edecekleri zaman sizleri asıl içeriye çekmeye çalışacaklar. O yüzden de bir yükseliş trendi olduğunu hala insanların inanmaması için her şey yapılacaktır. Tabii ki hala tam koşullar oluşmadı onu da söyleyelim. Yani koşullardan kastımız ne? Anlamlı bir para girişi, hacimli yükselişler ve teknik seviyelerin güçlü bir şekilde kırıp üzerinde devam edebilmesi bu noktada değiliz ama bir trendin içerisinde olduğumuzda aşikar. Bu manada hep söylediğimiz gibi fotoğrafı doğru okuyabilmek ve günlük hareketlerden bağımsız kalarak süreci izlemek son derece önemli yoksa yanılırsınız. Bu yükseliş trendi başladığında da bu uyarıları bilerek yapmıştım. Çünkü bunların yaşanacağı belli. Ya yani piyasa dümdüz bir grafik halinde çok anlamlı, çok pozitif, mükemmel haber akışları olmadığı sürece gitmez ki ee, öyle bir sürecin olması için de 2025'in belli bir sürecinden sonra bunları yaşayacağımızı da ifade ediyorum. Şu an yaşananlar yükseliş trendidir, bir rally trendi değildir. Ee, tıpkı Nisan'da Mayıs'ta söylediğim gibi bu unutulmasın. Bir aşamaya geldikten sonra yine dikkatli olması gerektiğini söyleyeceğim. Bugünden söylüyorum bunu. Orada hani şunu söyleyecekler olacaktır. Ya sen işte Eylül-Ekim'den beri işte borsa satın, satmayın, kaptırmayın diyorsun. Şimdi niye bunu söylüyorsun demesin de bu döngüler meselesi yükselecek. Orada kaptırmamamız gerekiyordu. Karlar oluşmaya başlayınca, zararlar çıktıktan sonra karlar oluşmaya başlayınca da belli bir noktada daha önce yapılan hataların yapılmaması için portföyün yaygın hale getirilmesi, portföy çeşitlendirilmesi, risk dağıtımı yapılması son derece önemli hale gelecek. Oralarda da umuyorum hep birlikte olur bu analizleri yaparız. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna meselesine çok büyük önem atfetmiyorum ben. Bu beklenmeyen bir şey değil. Zaten ABD'den de bir açıklama geldi. Bu işte medyaya da yansıdı. Rusya'nın değişen nükleer doktrinine karşılık vermeyeceğiz istiyorlar. Bu da normalde hani beklediğimiz bir şeydi. Bizi çok da enterese etmiyor şu an diyorlar. Ki demin de ifade ettim. Trump'ın niyeti belli burada. Biz sadece içerideki bu anlattığım dinamiklerle piyasanın yine belirli bir aşamada dizaynla ilerletildiğinin somut örneğini yaşıyoruz. Buraya takılmayın, teknik bir formasyon işi. Bu devam edecektir. Elbette ki iki hafta önce başlayan ve e, sürekli yukarı gitmesini beklediğiniz bir piyasa var ama sürekli gitmeyecek. Bazı günler bu oynaklıklar olacak, İşin doğası gereği, normaldir. Ki merkez bankası faiz karar haftasındayız. Bu da e, önemli. Bu böyle haftalarda oynaklıklar olur, normaldir. Buralara çok fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Altın ve gümüşte de. Görüşüm daha önceki birkaç haftadır anlattığım görüşle aynı. E, belli bir bantta ilerlemeye devam edecektir. E, düşüşler, yükselişler yine o bant içerisinde gerçekleşecektir. Ve bunu söylememin sebebi şu. Yani mesele e, ne kadar düştüğünden ziyade e, şu an hızlı bir şekilde tekrar yeni rekorlar kırmayacağını düşünüyor olmam. Bu 2025'te kıracak bunları ama şu an için e, o hızlı bir şekilde geldiği seviyelerin düzeltmesi yaşanıyor ee, bu düzeltmeler yaşanırken biliyorsunuz ki e, sürekli aşağı gitmez bazı günler tepki hareketleri olur günlük trade edenler olur e, ve piyasadaki haber akışları bunu besler bu manada değerlendirmek gerekir düşüşler orta vadede önüne vade koyanlar için her zaman portföyün bir kenarında olması açısından bence fırsattır onu da ifade etmiş olalım e, Amerikan borsaları birazcık e, tedirgin edici seviyelerde e, Oralarda düzeltmeler e, en azından kısa vadeli olma olasılığı olabilir. Teknik seviyelere bakacağız. E, ne şekilde haber akışlarıyla oran ilerleyeceğini izlemek gerekiyor. Bizim borsamızla alakalı da en azından yıl sonuna kadar ve hatta yıl sonundan sonra bir müddet daha e, ileri yönlü hareketler görebiliriz. Sadece ve sadece Merkez Bankası'nın bu haftaki tutumu önemli. Vereceği mesajlar Şahin tonda mı olacak? Güvercin tonda mı olacak? Bunu izlemek gerekiyor. Piyasa buraları bahane edip bir miktar daha oynaklık boyutunu artırabilir. Bunlar da normaldir, kullanılır. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Yani anlık bakanlar için tedirgin edici hareketler yaşanabilir. Buralar önemli. Buralara çok da takılmamak gerekiyor. Hala endekste belli bir yükselme olmasına rağmen hisselerin bazılarında endekste genel yayılan yükseliş aslında hisseler bazında yok belli hisselerde yükselişler olmasına rağmen oralarda da e, yükseldiği seviyelerden karlarının bir kısmını geri verdiler en azından dipten alanların karlarının bir kısmını geri verdiler ama bu seviyede bu seviye bile e, daha önce ifade ettiğimiz hususlardan farklı değil endekste hisselerde ucuz kalmaya devam ediyorlar bu süreci e, okurken bunu asla unutmamak gerekiyor e, bunu da ifade etmiş olalım tekrardan İlave haber akışları olursa sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Her videoda artık yapmak zorunda kalıyorum bu uyarıyı. Her gün Instagram'da adıma yeni hesaplar açılıyor ve insanlara mesaj atıyorlar. Ben kimseye mesaj atmıyorum. Öyle bir mesaj benden geliyormuş gibi benim resmimi görürseniz sakın inanmayın, itibar etmeyin, etrafınıza da söyleyin. Benim paralı ya da parasız herhangi bir WhatsApp grubum, Telegram grubum, yatırım grubum hiçbir şey yok sadece youtube kanalımda size yayın yapıyorum. Instagram'da da bir tane hesabım var. emresinin82. X'te de bir tane hesabım var. emresinin82 gibi de çıktım. TV kanallarında yorum yapıyorum. Onun dışında herhangi bir grup, tüyo verdiğim bir hesap yoktur. Sakın ha itibar etmeniz sevgili arkadaşlar. Kimse zarar görmesin. Bunu tekrar belirtmiş olalım. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.